Efendim merhabalar, ben Gülay Özkan. Farklı Bakış'ın 87. bölümündeyiz. Bu bölümde teknoloji şirketlerine karşı genel global bir tepkinin, çeşitli devletlerin yaptığı yaptırımlardan bahsetmek istiyorum. Dönem dönem bu tarz tepkileri, yaptırımları, uygulamaları aslında şirket başlıkları altında işliyordum ama bu konuyu böyle özellikle Avrupa, Çin, Hindistan ve Amerika olmak üzere konuya nasıl yaklaşılıyor, nasıl bakılıyor bir beraber inceleyelim istiyorum, toparlayalım istiyorum ki bu seriyi ilerleyen zamanda da devam ettireceğim. Şimdi bu tepkiler genelde veri koruma amaçlı, vergisel ya da yerel oyuncuları koruma amaçlı genelde devletler tarafından alınıyor. Şimdi ilk olarak Amerika cephesinden Amerika'daki büyük teknoloji, global teknoloji şirketlerine bakarsak bunlar daha çok Google, Facebook ve Amazon gibi şirketlerin yaptıkları uygulamalara insanlar çok özellikle tepki gösteriyor. Ama çok ilginç bir çalışma var. Bir araştırma şirketi insanların bu teknoloji şirketleriyle ilişkisini nasıl gördükleri üzerine bir araştırma yapıyor. Ve burada mesela Kenya'da İnsanlar global şirketlerin onların hayatlarına olumlu katkıda bulunduğunu düşünürken, Kuzey Amerika'da tam tersi bu şirketlerin hadlerini aştığını, çok fazla yayılmacı bir politika izlediği konusunda böyle bir fikirleri var. Şimdi bu teknoloji şirketleri açısından nasıl bir tehdit oluşturabiliyor? Şimdi siz eğer Kenya'da seviliyorken Kuzey Amerika'da sevilmiyorsanız o zaman Kuzey Amerika'daki stratejilerinizle işte Afrika'daki stratejilerinizin farklılaşması, bu da doğal olarak farklı servisler, ürünler gibi çok farklı bir iş yapış şekli getiriyor. O nedenle aslında bu şirketler açısından oldukça kritik bir durum. Şimdi Avrupa'da bu üç şirkete yönelik zaten dönem dönem basında da çok işleniyor. Özellikle veri koruma açısından, pardon, Türkiye'de de KVKK diye işte kişisel verilerin koruma kanunuyla çıkan kanunla artık kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi konusunda çok hassas şeyler var. Hatta Mayıs 25'te bu yılın Mayıs 25'inde GDPR denilen Avrupa'da veri koruma ile ilgili çok ciddi bir kanun çıktı. Benim şirketim de dahil olmak üzere birçok şirket bu konuda biz önlemler aldık. Birçok yeni yapılanma yapıldı. Epeyce ciddi bir konu. Bu GDPR kuralları üzerine birçok şirket Avrupa'ya yaptıkları servisleri, yayınları, uygulamaları değiştirmek zorunda kaldılar ki bunun içerisinde bazı medya şirketleri de var, yani basın şirketleri de var. Bunlar mesela internet üzerinde Amerikan edisyonlarıyla Avrupa edisyonları farklı. En azından bu kişisel veriler açısından, izin isteme açısından. Bu da Mayıs 25 itibariyle devreye girdi. Şimdi çok kısa bir süre önce zaten bunu da işlemiştim farklı bakışta. Facebook'un kişisel verileri çeşitli amaçları dışında kullanılması, özellikle seçimleri etkilemesi konusunda kullanılması üzerine Amerika'da büyük bir skandal patlamıştı, siz de biliyorsunuz. Ancak Avrupa Birliği bunu yürürlüğe koyarsa yaklaşık Facebook'un 1.63 milyar dolarlık bir ceza ödemesi bekleniyor. Bundan daha önce herkesin çok iyi bildiği bir başka bir ceza örneği var. O da Google'a monopol ve yine bu veri işleme konuları üzerinden yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ceza kesildi. Şimdi Avrupa'da bu konular çok hassas. Tabii ki de Avrupa oyuncuları, yani Avrupa Birliği diyelim, Avrupa Birliği kendi oyuncularını da korumak istiyor. Yani size en azından şunu söyleyebilirim. Biz işte Avrupa Birliği'nin Horizon programı adı altında büyük bir işte 3 senelik bir projeyi yürütüyoruz. Bu projede mesela özellikle veri saklamadan birçok konuya kadar kullanacağımız şirketlerin Avrupa Birliği'nde yerel şirketler ya da bu mevzuata uğrayan şirketler olma şartı var. Yani biz hiçbir şekilde kafamıza göre Amerika'daki herhangi bir şirketi kullanamıyoruz. Bu ister veri depolama olsun, ister veri gönderme olsun. Şimdi Avrupa'da durum buyken Amerika'da da eyaletler bu şirketlere karşı bazı yaptırımlar uygulamayı düşünüyorlar. Mesela Kaliforniya'da özellikle Facebook'un ve bu şirketlerin veri
konularıyla ilgili bir yaptırım getireceğini eyalet yönetimi söyledi. Facebook, Google gibi şirketler de bu görüşmelere açık olduklarını ve bunlar üzerine çalışacaklarını şimdilik söylediler. Şimdi global dev şirketlerden bahsediyoruz. Yine tekrar farklı bakışta ben Tencent'in dünyanın en büyük milyar dolarlık şirketleri arasına girdiği dönemde bir program yapmıştım. Gerçekten herkes Alibaba'yı beklerken Tencent Çin'den bir global şirket olarak çıkmıştı. Şimdi hemen kısaca hatırlayalım. Tencent özellikle içerik üreterek video oyunlarıyla Asya pazarında inanılmaz büyük bir stratejisi var. Asya dışında yani diğer ülkelerde aynı servisleri vermiyor. Daha çok mesela Amerika'da yatırımlarıyla daha çok biliniyor. Ama yine bu dev şirketler, yani gittikçe globalleşen şirketler, Çin'de de Çin devletine karşı bir kısmen bir tehdit ya da bir rakip unsuru yaratıyor diyelim. Mesela Çin hükümeti Alibaba'nın ödeme sistemini onaylamadı. Kendi ödeme sistemini öne çıkarmak için veya Tencent'in bazı videolarının içeriğini onaylamadı. Bu onaylamadığı içerik yüzünden Tencent bu sene 1.3 milyar dolarlık bir kaybı var satışlarında. Yani bu kadar ciddi bir etkisi de olabiliyor. Aynı şekilde yine Baidu'da Çin'deki bu dev şirketler arasında ve hükümetlerin, Çin hükümetinin hatta şöyle bir analistin yorumu var, benim gerçekten çok ilgimi çekti. Özellikle Amerika ve Çin arasındaki bu ticari savaş derinleşirse, Çin hükümetinin bu Çinli dev teknoloji şirketlerini kamulaştıracağını ve kamulaştırarak bir anlamda devlet olarak Çin ticari savaşında daha güçlü olacağını planladıklarını ya da böyle olası uygulamalar olabileceğini yorumu vardı. Bu kadar konu yani Çin'de konu bu durumda. Yani devlet oldukça ciddi bir şekilde bunu kontrol ediyor ve çoğunlukla da bilinen, eminim farklı bakış izleyicileri de bunu biliyordur ki Çin'de siz mesela bir Amerikalı şirket olarak gidip orada bir ofis, Türkiye gibi değil yani bir ofis açamazsınız. Orada mutlaka yerel bir oyuncuyla işbirliği olması lazım ve çoğu zaman da zaten bu şirketler, Amerikalı şirketler bu bölgelerde iş yapamıyorlar. O nedenle de kendi oyuncuları çok büyüdü. Şimdi veri güvenliği konusunda bazı şirketler şimdiden bu devletlerle bu ceza, yaptırımlara maruz kalmamak için şimdiden önlemlerini almış durumdalar. Microsoft ve Apple bu konuda öncelikli olarak adım attılar. Microsoft bütün dünyadaki uygulamalarında, yani sadece Avrupa değil, bütün dünyadaki uygulamalarında GDPR esaslı davranacağını söyledi. GDPR'da tekrar söyleyelim, Avrupa Birliği'nin bu sene Mayıs 25, 2018'de devreye, yani ikinci bir aşamasını açtığı, daha genişlettiği diyelim, kişisel verileri koruma kanunu. Türkiye'de de yine bu kanun devrede, bunu da özellikle hatırlatalım. Şimdi Facebook, Avrupa Birliği'nin kurallarına böyle ilginç bir çözümle karşılık verdi. Buradaki kullanıcılarına, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılarına ya bazı haklarınızdan vazgeçin Facebook kullanırken ya da tamamen hesabınızı kapatın gibi bir çözümle geldi ki aslında bir çözüm getirmedi diyebiliriz. Şimdi dünyadaki böyle büyük yapılardan ve de büyük pazarlardan bahsetmişken tabii ki Hindistan'ı da bahsetmeden geçemeyiz. Hindistan'da da onların kendi Flipkart var mesela, çok büyük global bir e-commerce ya da e-ticaret şirketi. Hindistan'da mesela Facebook şöyle bir şey yaptı. Dedi ki siz Facebook kullanırken bir veri parası ödül vermeyin. Yani mobil veri parasını telefon üzerinden vermeyin. Biz size bedava kullanım veriyoruz gibi bir uygulama başladı. Ama hem Hindistan'daki aktivistler hem de Hindistan hükümeti bunu neokolonizm olarak gördü ve kesinlikle de buna karşı çıktılar ve bu programı da durdurdular. Yani Facebook bunu aslında böyle bir fırsat, bir fayda gibi sunmaya çalışırken tam tersi bir tepkiyle karşılaştılar. Hindistan'da da Çin'de olduğu gibi yerel oyuncuları korumak amaçlı çeşitli engellemeler yapılıyor. Mesela Hindistan Flipkart'ı koruyucu bazı önlemleri ister istemez yapıyor. Yani insanlar artık özellikle
Hindistan ve Çin gibi ülkeler ki zamanında hep böyle Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin back office işlerini işte böyle outsource diyelim, dışarıya verilmiş işlerini hep arkadaki işlerini yapan ekonomilerdi. Şimdi bunlar kendi markalarını yaratıyorlar. Kendi ekonomilerini, kendi pazarlarını başka şirketlerin almasını doğal olarak istemiyorlar diyelim. Tabii bu global şirketlerde bu durum söz konusu. Ya şöyle önemli bir nokta var. Diyelim ki bir araba üreticisi şirket bir şekilde yerel olmak zorunda. Yerel olmasa bile siz onu başka ülkeden ithal ederken vergisiyle bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ama bu şey için böyle internet şirketleri için böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey söz konusu olmadığı için de yani bu şirket kendi merkez ofisini Amerika'da tutuyorken ya da Avrupa'da tutuyorken bütün dünyaya yayılabildiği için devletler bu konuda yeni yaptırım kuralları bulmaya çalışıyorlar. Şimdi son olarak Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de halihazırda vergisel bir sebeple ya da kişisel verileri koruma sebebiyle büyük şirketlere, Facebook'a, Google'a açılmış bir dava ben kişisel olarak bilmiyorum. Yani böyle bir haber de zaten şu ana kadar duymadım ama araştırmamda da bulmadım. Eğer herhangi bir durum varsa ben bunu zaten yeni bir programda işlerim. Ancak Türkiye'de uygulama daha ilginç. Türkiye'de karşımıza gelen bu engellemeler ya da bir şekilde devletin yaptırımları hep içerik yüzünden oluyor. Yani mesela YouTube'daki sakıncalı içerik, işte Facebook'taki sakıncalı, hep bir sakıncalılık üzerinden bir uygulama var. Sadece yakın zamanda yerel oyuncuları koruma amaçlı iki tane önemli konu var. Birincisi Booking.com. Biliyorsunuz Booking.com şu anda siz Booking.com'u kullanarak Türkiye'deki rezervasyonları Türkiye'den biri olarak yapamıyorsunuz. Wikipedia'nın içerik olarak yasaklandığını biliyoruz. Ayrıca Uber ile ilgili sorunlar var. YouTube bir dönem kapatıldı. Bu epeyce bir uygulama konusu vardı. Ve de tabii ki de PayPal'a atlamamalıyız. PayPal'da bir ödeme sistemi olarak Türkiye'de yasaklandı ve yasaklanması birçok Türkiye'deki yerel oyuncu özellikle küçük işletmeleri diyelim. Mesela ben tasarım dünyasından çok biliyorum. Bir tasarım üretiyor ve Etsy üzerinden satmaya çalışıyor. Amerika'daki çeşitli platformlar üzerinden. Bu insanlar artık bu platformlar PayPal dışında bir ödeme yapısı olmadıkları için çoğu bu işlerini kaybettiler. Bu ne oldu? Türkiye'deki yerel ödeme sistemi oyuncularının önünü açtı. Bu tabii bu konu tartışılabilir bir konu. Ve tabii ki de bütün konularda olduğu gibi oldukça belki politik açıdan da tartışılabilecek konular. Farklı Bakış'ta bu hafta global teknoloji şirketlerinin çeşitli sebeplerle vergi, kişisel verileri koruma ya da yerel oyuncularla rakip, hatta Çin'de devletle rakip olması sebebiyle uğradıkları yaptırımları sizinle paylaştım. Bu programımı ve diğer programlarımı kişisel web sayfam gülözkan.com ve YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.